siyasi duyarlılığı olan, analiz yapıp bunları hani izleyen birisi olarak söylüyorum. Yani bir rezalet tablo var ortaya. Bir rezalet bu. Yani şimdi Türkiye'nin geldiği yani siyasal hayatın sonucu bu olmamalı ya. Ya bu kadar kalitesiz, bu kadar şey düşmüş, bu kadar artık Nazif Bey'in de söylediği gibi dedikodular üzerinden böyle çirkin ithamlarla. Bunu Durmuş yani, Yılmaz söyledi biliyorsunuz eski Merkez Bankası yani, başkanı. Evet yani bu hakikaten çok tweet attı. Ya dedi izledim dedi. Çıktı dedi kürsüye bir saat konuştu. Şimdi bu mu dedikodu olmalı? Yapar gibi. Şimdi bu mu olmalı? Yani şimdi Ümit Dikbayır. Yani hakikaten İyi Parti açısından son derece önemli bir figür. Bu 6 senelik serüvende. Ya işte kasası teslim edilmiş. Yani Meral Akşener'e o kadar yakın, bildiğim kadarıyla kuruculardan birisi. Şimdi böyle birisini bugün çıkıyorsunuz. 2 sene önce efendim partinin içerisindeki işte bir görevliye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla disipline sevk ediyorsunuz. Ve bunu da bir dedikodu malzemesi gibi ortaya atıyorsunuz. Bir itibar üzerinden bir siyasi şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani bir mücadeleniz, karşılıklı çatışmanız diyeyim. Bu zeminde olmamalı ya. Ya bu topyekün siyasi kaliteyi düşürüyor bir kere. Şimdi o çıkıyor diyor ki ya 132 milyon gibi bir para kayıp diyor. Şimdi 132 milyon yani devasa bir rakam. Diyor ki ben 132 milyon devrettim ama bugün böyle bir para yok. Şimdi o ona bir şey söylüyor, bu buna bir şey söylüyor. Mesela eski milletvekillerinden birisi dedi ki ya işte şu iddialara binaen. İşte milletvekili adaylarından büyük paralar alındı. Efendim milletvekillerinden şöyle şöyle paralar isteniyor iddialarına karşılık. Birisi dedi ki ya 44 tane milletvekili seçildi şimdi İyi Parti'nin. Bunun 25 tanesi iş adamı. Şimdi iddia yani bunu söyleyen, bunu ortaya koyan ben değilim. Şimdi parti, eski partililer bunları tartışıyor. Yani şimdi böyle bir iddianın arkasından bu söyleniyor. Şimdi birisi çıkıyor diyor ki ya hakikaten diyor bu kadar siyasi kişiler var, bu kadar parti içinde işte tabandan gelen, örgütten gelen kişiler varken niçin bu iş adamları birdenbire böyle gökten zembille iner gibi milletvekili adayı yapıldı ya da seçildiler? Şimdi bir şey var ortada. Ben ama şurada geriye gidiyorum biraz. İyi Parti'nin kuruluşu, İyi Parti'nin kuruluşuna gidiyorum. Kuruluşu yani ne yazık ki ideolojik bir ayrılıktan değil, konjonktürel bir ayrılıktan kaynaklandı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin birdenbire işte geçmiş söylemlerini terk edip AKP ile yani Erdoğan'la birdenbire bir koalisyon kurup adeta yani bir ittifak içinde o iktidar ortağı olduğunda küskün olan MHP yani bunu haz etmeyen taban muazzam bir boşluk yarattı. Bunların gideceği bir yer o anda yoktu. Farklı bir ideolojiden bahsetmiyorum. Nazif Bey, farklı bir ideolojik duruştan kaynaklanmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopuldu sonuçta. Yani aynı eksende devam eden, aynı milliyetçi, aynı efendim işte tabii ki vatana millete bağlı. Ben o anlamda söylemiyorum ama yeni bir siyasi söylem, yeni bir ideoloji ortaya konmadı. Hı hı. MHP'den kopuldu. Bu arada MHP'nin de AKP ile iktidar ilişkisi içerisine girmesinin yarattığı kırgınlık ve küskünlükle tabanda oluşan, seçmen tabanında oluşan boşluk İyi Parti'ye aktı. Birdenbire İyi Parti kendisinde bir %10'luk taban buldu. Yani bu tam da o konjonktürden kaynaklandı. Söylemek istediğim bu. Şimdi ama bunu bugün iyi kullanabildi mi? Ya bugün maalesef iyi kullanamadığını görüyoruz. Tek emelimiz neydi? Tek amacımız neydi? Ya Türkiye'de merkez sağda büyük bir boşluk var. Emin Bey katılır mı bilmem. O %100. Yani büyük bir siyasal anlamda %100. Merkez sağda bir boşluk var. %100. Umarım hepimiz bunu savunduk. Ya İyi Parti'nin bu boşluğu doldurması, yani o marjinal uçtan, daha radikal milliyetçilikten, daha merkez sağa doğru gelen, herkesi kapsayan ki söylemleri de böyleydi. Böyle başladı ve böyle bir umut yarattı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, ya merkez sağa yerleşmesini talep ettiğimiz, umut ettiğimiz İyi Parti kendi merkezini kaybetti. Ya bugün merkezi yok. Kimler yok?
Ya Durmuş Yılmaz gibi birisi gitti. Ahat Andıcanlar gitti. Aytun Çıraylar gitti. Ya isimlere bakıyorum şuradan aldım. Bahadır Erdem gitti. Bakın ya bunlar hep... Yusuf Alaçoğlu gitti. Evet. Ümit Özdağ gitti. Ümit Özdağ gitti. Ahmet Erozan. Hasan Subaş'ın... Mesela bir tane hatırlatayım, bana mesaj atmış. Değerli siyasetçi arkadaşlarımızdan Mukadder Başeymez Bey. Allah selamet versin. Yani çok büyük zenginlik vermişti. İyi Parti'nin kurucuları arasındaydı. Bak, doğru. Mesaj atmış. Diyor ki şu anda Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına, çanak tutulması benim için bardağı taşıran son damla oldu. Ve o günde İyi Parti kurucu üyelerinden istifa etti. İşte buyurun. Yani, Mukadder Başeymez bakın, yani. İyi evet, Parti, onu, İyi Parti. İyi Parti, evet, ağırlıklı olarak nitelikli milliyetçi seçmenle, MHP'nin içinden gelen kişilerden mürekkep bir ağırlıkta kurulmuş olmakla beraber çok ciddi bir kadro oluşturmuştu. Merkeze doğru, bir söylemek yerleşecek gibi bir pozisyondaydı, evet, ama yani, heba etti. Söz Nazip Bey, benim söylemek istediğim de bu zaten. Aynı şey. Yani evet, merkezi doldurmaya çalışan, o kadrolarla hakikaten bir umut yaratan İyi Parti oradan, yani bugün kendi dediğim gibi merkezini kaybetmiş, hangi uca savrulduğu belli olmayan, içinde bir takım menfaat ilişkileri ile artık anılmaya başlayan, yani dedikoduların üretildiği, işte dediğim gibi yani hangi siyasal amaçla nereye doğru savrulduğunu bile artık anlayamadığımız ya da tahmin etmeye çalıştığımız bir noktaya geldi. Yani şu net, bakın, İyi Parti istediği kadar biz müstakil partiyiz efendim, biz işte rüştünü ispat ettik, biz hiç kimsenin adaylarını seçtirmek için bu partiyi kurmadık vesaire vesaire. Bunları yaptınız bunu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyelerindeki adaylarını seçtirmek için faaliyet gösterdiniz. Bundan dolayı da millet size teveccüh etti. Hepimiz ya bunu yapmakla siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne şey oldunuz, rağm oldunuz bilmem ne denmedi ki. Bu sistemin getirdiği, bu sistemin yarattığı bir ittifak zorunluluğu idi. Bunu yapmakla siz kendi kimliğinizi zaten koruyarak o muhalif cephedeki hiçbir şekilde aksi düşünülemeyecek yer kazandınız. Şimdi bir tek önceliği var bu ülkenin. Ya bir tek önceliğimiz var kardeşim. Bu ucube rejimle mücadele edip bu sistemi değiştirebilmek ve bu sisteme, yani bu rejime, bu tek adam otoriter yönetimine yeni kaleler, yeni mevziler kazandırmamak. Bu İyi Parti'nin bireysel duruşundan da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinden de, muhalefetin topyekününün siyasi çıkarlarından da daha yüksek bir milli çıkardır. Çünkü bu iktidar ya bir beka meselesidir. Bu iktidar bir milli güvenlik meselesidir. O hale geldik biz. Yani ne ekonomimiz kalmış, hukuk gitmiş, anayasa askıya alınmış, çökmüş bir rant ekonomisine teslim olunmuş. Yolsuzluklar, suistimaller almış başını gitmiş, hiçbir şeyden hesap soramıyoruz. Biz böyle bir sistem devam ederken, efendim ben kendi partimi koruyayım, ben mevzilerimi koyarım, o adam senden mi olsun, bu başkan benden mi olsun, hala bunun peşinde gidiyorsak, yani İyi Parti'ye selamet olsun, yolun açık olsun demek lazım. Peki. Salim Bey, Nazif Bey ama ne olur müsaade edin, Emin Bey'i konuşturamadım. Nazif Bey ne olur, anlayışınıza söylüyorum. Ben de bir iki şey söyleyeyim. Buyurun Emin Bey. MHP ile AK Parti arasındaki ilişkide bir takım belediye başkanlıkları üzerinde duruluyor. Nasıl? Yani İyi Parti'de bir parti belediyede onun da talepleri olacak. Tamam. Yani Emin Bey, bu olmayacak demedim. Tabii ki olacak. Şimdi tabii ki olacak. Konuşulan konuları tekrar etmemek için birkaç şey söylemek istiyorum. Deminden beri Meral Akşener'in fotoğraflarına bakıyorum. Böyle şeyler geçiyor. Yanında